Ya hocam böyle ya bir sürü derdim var. Ya şunu alırım, şu başlığı şunu alırım. Bu da bitiyor, bir başlıyor. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Bunun Sam'den çok güzel bir sözü var, biliyor musunuz? Derdi dünya alın, dünya kadar derdi olur. Derdi dünya alın, dünya kadar derdi olur. Dünya alın, bak bu kelime bir tavır etmek lazım, bir incelemek lazım. Bak. Kelime içinde özel... Bak kelime içinde çok güzel... Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Hepimiz topluluklarda yaşıyoruz. Kimi yalnız bazen insan topluluklarda yaşasa bile, çevresinde bir sürü insan olsa bile yalnız, değil mi? İçten yalnız. Psikolojiler içten yalnız. Hep biz topluluklarda yaşıyoruz. Kimin sıkıntıları var. Kim bir şey almayan derdinde, kim bir şey onun derdinde. Ya hocam, ben bir ton derdim var ya be. Ya o kadar anlatıyorum kimse benim derdimi anlamıyor. Kimse benim derdime ortak olmuyor. Ne yapacağım ya? Ya aslında hepimizin izleyen, rakabesinin yanında olan ve sana devamlı yardım eden, sana nimetleri olan devamlı birisi var aslında. Ama biz bunun farkında değiliz tabii ki. Ya hocam böyle ya bir sürü derdim var. Ya şunu alırım, şu başlıyor, şunu alırım, bu başlıyor. Bu da bitiyor, bir başlıyor, bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Bunun Sam'den çok güzel bir sözü var, biliyor musunuz? Derdi dünya alın, dünya kadar derdi olur. Harbi değil mi? Derdi dünya alın. Bak bu kelime bir tuhaf etmek lazım, bir incelemek lazım bak. Bak kelime içinde çok güzel bir sır var, bak bunu öğrenmek lazım. Derdi dünya alın, dünya kadar derdi olur. Yani neymiş? Derdini dünyaya bağlayan dünya kadar dert alır. Yani dert dünya olmayacak. Biz şimdi tabii ki bu konu hakkında üzerimizde yani biz neye çalışıyoruz? Buraya gelmek amacımız ne? Yani insan bu dünya hayatına dalmış, kafaya vermiş buraya, kafayı iyice yormuş böyle. Vermiş içine kafayı böyle. Ne yapacağız? Ya yani bu dünyanın içine çıktı nasıl çıkacağız? İşte bazen bunu tavuk etmek lazım. Bazen bir uyanmak lazım. Uyanmak hissini vermek lazım. Tabii uyanmak hissini nasıl olacak? Tabii ki oturup beklemek de olmayacak değil mi? Konumuz neydi? Can sıkıntısı. Yani insan çok boş vakit geçiriyor. Bu boş vakitler bazen yanlış yollarda gidiyor. Bazen yanlış hatalara gidiyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Bir işi bitirdiğinizde diğer bir işe geçin. Aslında bu bir dinlenme şeyidir. Eve geldin, yorgunsun, uyuyorsun. Geç burada bir kitap oku. Değil mi? Bu dinlemek aslında bir yer. Bir işi bitirdiğinizde diğer işe geçin. Ayetin manası bu. Ya bizim insanlar ne yapıyor? Geliyor, oturuyor. Boş vakit. Derdim var, sıkıldım, yalnızım, içtenlikle sıkıntı yaşıyorum, yalnızım. Şu an bütün insanlar problemi yalnız. O yüzden yalnız olduktan sonra hep sosyal medya arkadaşlığı başardı. Sosyal medya bağımlı bu yüzden yapıyor. İnsan yalnız gelince ne yapar? Kitap okumaz değil mi? Şu an günümüzde geliyor yani kitap olmaz. Ne yapar yalnızken? Telefon. Aşağı yukarı kaydırır öyle. Kimi zaman yolda görüyoruz, kimi de arabada görüyoruz. Araba kazaları oluyor, adam yolda giderken telefona şöyle bakıyor. Yol kazası oluyor, nereden bileceksin? İşte sıkıntı. Yalnızlık. Bir zengin adamlara bakın. Hiçbiri telefonla oynuyor mu? Oynuyor mu telefonla? Zengin adamların hiçbiri. Oturmuşlar masasında iş konuşuyorlar kardeşim. Telefonun ne işimiz var? Belki telefon kullanmayanlar bile var. Düşünün yani. Telefon kullanmayanlar var. Yani can sıkıntısı diye aslında ortada bir şey yok yani. Sen seçiyorsun veya çevrenizden öyledir. Ya çevrenizi değiştirin. Tabi cümleleri söylerken, ay hocam sen söylüyorsun ha tamam bu cümleler söylemek kolay ben de söylerim ama olmuyor hocam. Ben ne yapacağım böyle diyor. Bir de konunun başında dediğim gibi yani bizi daha devamlı izleyen, daha nimetlerimizi veren bir Rabbimizin olduğunu bilmezsek bu dünyada istediğin kadar arkadaşın olsan gene yalnızsın. Tabi zaman bazen insan değişiyor. Çevresinde bazen saygısızlıklar oluyor, dalga geçerler oluyor, yapayalnız köşeye çekiliyor, Rabbine çekiliyor. Öyle durumlar da oluyor. İşte bu sırada ayet-i kerimenin manası bu işte. Yani bir işi, bir işi bitirirse diğer bir işe geçin. Hocam benim arkadaşım yok, canım sıkılıyor. Yapmayın oğlum, bana böyle şey deme. Ya ne yapalım, arkadaş mı bulalım sana? Ayet-i kerimenin manası bu zaten. Öğrenmek lazım. Öyle boş vakit geçirerek olmuyor.